siyasete geri dönecek olursak e, tekrar İyi Parti müstakil ama müsterih mi? İyi Parti biliyorsunuz bir yola çıktı. Dedi ki işte özü başıma hür ve e, müstakil falan filan biz kimseye kazandırmak için kurulmadık. Bize ne CHP'den en son Sayın Akşener kus, kusuyorum artık midem bulanıyor bu işte efendim e, niye ittifakı bozduğunuz sorularına niye CHP ile yol yürümüyorsunuz sorularına yeter artık filan dedi. Bugün Sedat Bozkurt iyi bir Ankara gazetecisidir. Pazar yazısında ilginç bir iddiayı gündeme getirdi. Dedi ki Akşener AK Partililerle konuşurken demiş ki parlamenter sistem tamamen gündemden düştü. Cumhurbaşkanlığı sistemi kalıcı hale geldi. Biz de bunu destekliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani Sedat'ın iddiası gerçekten dehşet. Yani sayfalarca ortak politikalar metni yazmış olan altılı masa bileşenlerinin en güçlü isminden bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu'dan yani CHP'den sonra. Yani en, en çok oy alan ikinci isimden bahsediyoruz. Ve bütün Türkiye'ye ne dediler? İşte efendim bu cumhurbaşkanlığı sistemi soygunu, rüşveti, ekonomideki krizi her şeyi her şey artırdı. Her şeyi artırdı. onun için bu sistemin yerine biz güçlendirilmiş parlamenter sistem öneriyoruz. Güçler dengesi öneriyoruz, hukukun yeniden bağımsız hale gelmesini, ifade özgürlüğünü vesaire öneriyoruz diye sayfalarca yazı yazdılar. Sedat Bozkurt'un iddiasına göre e, Sayın Akşener demiş ki bu AK Partililere, ya demiş seçmen onaylamadı, parlamenter sistem düştü, cumhurbaşkanlığı sistemi kalıcı hale geldi. Ee, ya yani Bir tespit olarak söylediyse e, bunu bu kadar sinirlenecek bir şey yok aslında çünkü evet doğru söylüyor. Şöyle doğru söylüyor. Yani bunu eğer şey anlamında söylemediyse Sayın Akşener zaten İyi Parti bunu yalanladı birazdan göstereceğim ama hani diyelim ki böyle bir şey oldu ve Akşener bunu aslında hani yolumuza Cumhurbaşkanlığı sistemini destekleyerek devam edelim anlamında söylediyse o tabii ayrı bir tartışmanın konusu. O zaman insana derler ki kardeşim siz bambaşka bir şey savundunuz aylarca insanlara bambaşka bir şey anlattınız şimdi niye böyle oldu diye sorarlar insanlar haklı olarak. Ama eğer şu anlamda söylediyse biz bir projeyle geldik halkın önüne, Türkiye'nin önüne. Onlar da dediler ki hayır kardeşim biz sizin anlatmaya çalıştığınız tam da bir şey anlatamadığınız, bizim de bir şey anlamadığımız güçlendirilmiş parlamenter sistem e, denilen lafı desteklemiyoruz. Biz bu cumhurbaşkanı işte böyle aynı kendi kafasına göre ve tek başına kararlar versin istiyoruz. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini e, destekliyoruz. Ee, e, anlamına geliyorsa söylediği yani bir tespit olarak söylediyse haksız değil. Çünkü gerçekten de öyle oldu yani insanlar dediler ki evet biz cumhurbaşkanını seçmek istiyoruz. Cumhurbaşkanını halk seçsin istiyoruz. Şimdi bu ayrı e, bir cümle ama iyi de kardeşim gene seçin ama bu cumhurbaşkanı 50 artı 1 ile mi seçilsin? Bu cumhurbaşkanı partili bir cumhurbaşkanı mı olsun? Bugün cumhurbaşkanı Erdoğan yani Murat Kurum falan değil İstanbul'da aday. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun karşısında bütün pankartlarda bizzat kendisi var. Bütün seçim otobüslerinde bizzat kendisi var. Türkiye kazan kendisi kepçe. Devletin bütün imkanlarını, Cumhurbaşkanlığı forsunun bütün ayrıcalıklarını ayrıcalıklarını kullanarak Türkiye'de kampanya yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. E bir karar vermesi gerekmiyor mu? Eğer bir seçilmiş Cumhurbaşkanı olacaksa siz bütün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı mı olacaksınız? Bir bağımsız cumhurbaşkanlığı masası mı kuracaksınız yoksa bir siyasi partinin sözcüsü mü olacaksınız ve bütün seçimleri böyle mi geçireceksiniz? Size oy vermemiş olan insanlara gerekirse hakaret ederek, gerekirse ithamda bulunarak, terörist diyerek mesela böyle mi olacak bundan sonra? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde anlamamız gereken şey bu mu? Ee, yani bu e, hakikaten önümüzdeki hani diyor ya şey... E, Galip Ensarioğlu diyor ya bundan sonraki süreçte diyor yeni bir siyasi dizayn olacaktır Türkiye'de diye İşte o siyasi dizayn olacaksa ya cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de tartışma konusu olacağı kaçınılmaz bir gerçek.